Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da artık toplumsal alanda yapılan inkılaplara geçtik. Şapka ve tekke zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla ilgili kanunlara bakıyoruz. İki kanunun özellikle tarihine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın biri 25 Kasım 1925, diğeri 30 Kasım 1925. Neden tarihler önemli? Kronolojik olarak sıralayınız. Kronolojik olarak hangisi diğerinden öncedir, sonradır sorularında bu ikisi özellikle şıklarda verilir. Aralarında da sadece 5 gün olduğu için bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Şapka ya da kılık kıyafet kanunu. Tabii ki Osmanlı Devleti'ne baktığımızda birçok millet yaşıyordu. Her milletin kendi geleneğine, göreneğine, örfüne göre de kıyafeti vardı. Amaç toplumda birlik, beraberliği sağlamak, kaynaşmayı gerçekleştirebilmek, aynı zamanda çağdaş ve modern bir görüntü kavuşturabilmek. Şimdi mesela size soruda, şapka devriminin amaçlarından biri de çağdaş modern bir görüntüyü kazandırmaktır. Bu aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine aittir dediğinde, bakın çağdaş modern dediği için inkılapçılık diyebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar tabii birlik, beraberlik, halkçılık ilkesi de oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Mustafa Kemal Kastamonu İnebolu gezisi sırasında şapkayı halka tanıtmıştır. Şems Siperli Serpuş, yani şapka. Şems biliyorsunuz güneş, Siperli Serpuş, güneş önleyici başlık manasındadır. Buna şapka denir şeklinde tanıtmıştır. Kadınların şapka giymesiyle ilgili herhangi bir kanunsal düzenleme yoktur. Bunu da belirtelim. Bu kanunun bir devamı niteliği taşıyan 3 Aralık 1934'te de din adamlarının ibadethaneler dışında dini kıyafetlerle dolaşmaları yasaklanmıştır. Bundan hariç tutulan, muaf tutulan 3 kişi var. Diyanet İşleri Başkanı, Patrik ve Hağanbaşı. Bunlar en üst düzeyde temsilci oldukları için bunlar muaf tutulmuştur arkadaşlar. Bu noktayı da belirtmiş olalım. Anladık mı? Evet. Peki. Geldik tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına. Özellikle arkadaşlar tekkeler, zaviyeler Osmanlı kuruluş döneminde, Osmanlı'nın yükselme döneminde oldukça önemli bir yer tutar. Kuruluş döneminde bu İskan politikalarında bölgenin kültürel açıdan gelişmesinde çok önemli, gelişmesinde çok önemli yer tutan kurumlar idi. Fakat zaman içerisinde bu kurumlarda da bozulmalar gerçekleştiği için halkın dini duygularının istismar edilmesini önlemek amacıyla 30 Kasım 25'te çıkartılan kanunla kapatılmıştır. İşte bu kanunla ilgili bilgi verdiğinde de hangi Atatürk ilkesi dendiğinde laikleşme yolunda atılan bir adım olarak karşımıza çıkar. Bunu da söylemiş olalım. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler Dervişler Müritler Memleketi olamaz sözü de verilebilir. Sorularda hangi inkılapla ilgilidir denebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Tabi buna bağlı olarak falcılık, büyücülük, muskacılık ve benzeri yasaklanmıştır. Yalnız bu kanunun bir istisnası var. Dikkat edin. Milli tarihe, kültüre mal olmuş çok önemli kişilerin türbeleri, mezarları bu kanundan muaf tutulmuştur. Kültür Bakanlığı'nca koruma altına alınmıştır. Devlet koruması altındadır. Bunu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda şapka ve tekke zaviyelerle ilgili düzenlemelere bakmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere.